babaannem. Annemler neden yukarı çıktılar? Melek teyzem, işe başlaması kötü bir şey mi ki? Hadi siz bunları düşünmeyin. Yok bir şey. Kahvaltınızı bitirin. Hadi. Anlamıyorum. Nereden çıktı şimdi bu atölye? Selim, sakin olur musun? Olamıyorum Zeynep. Sakin falan olamıyorum ben. Ya Selim, bak mecbur kalmasam ben de böyle bir şeye kalkışmazdım. Ama ben orada çalışmak mecburiyetindeyim. Niye abla? Niye mecbursun? Anlat, bilelim. Ya Selim, böyle olmaz ki ama. Ya bırak kadın bir derdini anlatsın. Ya bak, tamam, tepki göstermekle çok haklısın. Ama mecbur kalmasam böyle bir şeye kalkışmazdım gerçekten. Olan biteni bilmiyorsun ki sen. Abla, ne olduğunu anlat, bilelim diyorum sana. Niye orada çalışmak zorundasın sen? Yusuf Bey için. Yusuf mu? Bu konunun onun ne ilgisi var? Yusuf Bey bizim için, yani Elif'i kurtarmak için Saf'ı ipotek ettirmiş. Günaydın Yusuf abi. Yoksun ne zamandır? Günaydın Caner. Yoktum, evet. Bütün esnaf Saf'ı kapatıyorsun sandı. Ay yok canım, olur mu öyle şey? Ne yalan söyleyeyim, ben de öyle zannettim. Bu kadar uzun süre kilit vurmazdın sen. Öyle oldu diyelim. O zaman bunun şerefine sıcak sıcak çayını vereyim de iç. Hatta istersen kahve yapayım, seversin sen. Ha yok yok. Kahvedir çay. Vallahi çok sevindim abi. Bu mahallede düzgün laf edilecek bir tek sen vardın. Kapatıp gidersen tadı tuzu kalmazdı. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol Caner. Boşalmaya gelirim abi. Tahmin etmeliydim. Elif'i kurtarmak için dükkanı ipotek ettirdi. Yoksa o kadar parayı nasıl bulacak? Geçen gün Melek abla anlattığında ben de çok şaşırdım. Yani düşünsene, Yusuf abi Elif için dükkanı gözden çıkarmış. Kim yapar bu devirde böyle bir şey? İşte bu yüzden ben de kendimi çok kötü hissediyorum. Yani önce bize evini açtı. O kadar yardım etti. Şimdi bir de bu. Ona karşı hem çok minnettarım hem de çok mahcubum. O Saf onun için çok değerli. Her şey bir yana, ona bu gönül borcumuzu nasıl ödeyeceğiz biz? Bu devirde gerçekten onun gibi insan bulmak çok zor. Abla, peki neden atölye? Neden orası? Yani abla, evet. Atölye benim de içime sinmiyor doğrusu. Cemal Bey geçenlerde buraya geldi. Bana tekrar çalışmam için iş teklifinde bulundu. Bakın, ben de başta sizin gibi düşündüm. Kabul etmedim. Ama olaylar bu şekilde gelişince razı oldum. Aynen öyle. Yani şu anda başka bir iş bakmak bizim için sadece zaman kaybıdır. Öyle bir lüksümüz yok şu anda. Bizim el birliğiyle bir an önce para toplayıp borcumuzu ödememiz lazım Yusuf Bey'e. Haklısın. Ben de anlamadan, dinlemeden birden parladım abla, kusura bakma. Selim, olur mu öyle şey? Sen nereden bilecektin ki? Bir an önce biriktirmemiz lazım o parayı. Kahretsin ya. Benim işim de tam zamanda bozuldu. Selim, karartma hemen içini. Başka bir iş bulursun. Evet, senin Zeynep doğru söylüyor. Elbet bir çaresini bulursun.